Dün Meta'nın bilançosu geldi. Olağanüstü bir bilanço. Canlı yayında öngörmüştüm Meta'nın iyi bir bilanço getireceğini izleyenler mutlaka var. Ama ise senede yine de %15 aşağı doğru gitti. Oysa bir önceki gün Tesla çok kötü bir bilanço getirmişti. Brüt kar marjını korumak dışında bütün kalemlerde 2023'e göre ciddi düşüşler vardı. Ama Tesla hissesi %10 yukarı gitmişti. Nasıl oluyor bu işler? Neden dün meta düştü? Tesla neden yükselmişti? Wall Street ne yapmaya çalışıyor? Ve siz böyle bir ortamdan nasıl yararlanabilirsiniz? Ve belki hepsinden önemlisi dün meta CEO'su Mark Zuckerberg'in söylediklerinin Nvidia ile ilişkisine bütün bunları bugün konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce Meta'nın bilançosunu hızlıca inceleyelim. Ciro'daki artış. 2023'te 28 milyar 645 iken bu çeyrekte 38 455 yani yıldan yıla aynı çeyrekte büyüme %27. Meta zaten dev bir şirket dev gibi büyümeye devam ediyor. Giderlere baktığımızda 2023'teki giderler 21 418 bu sene 22 637 sadece %6'lık gider artışı var. Bu muazzam bir kaldıraç olduğunu gösteriyor şirket ciroyu büyütüyor giderleri o kadar büyütmüyor. Bunun sonucunda operasyonlardan gelen kar 7 milyar 227'de yani 13 milyar 818'e çıkmış. %91'lik artış var. Yani bir bilançonun daha iyi olması gerçekten mümkün değil. Esas faaliyet karlılığı %25'den %38'e çıkmış. Vergileri düştüğünüz zaman vergi oranında da daha avantajlar bu arada. Geçen sene %22 vergi ödemişler. Bu sene %13. Net kar en dipte kalan kar 5 milyar 709'dan 12 milyar 369'a çıkmış. %117'lik artış anlamına geliyor. Ve ise başı karda 2. 20 dolardan 4.71'e çıkmış. %114'lük artış. Yani salı günü canlı yayında Tesla bilançosunu paylaşmıştım. Tesla bilançosu neyse bu onun tam tersi. Olağanüstü. Mark Zuckerberg'i sevmem. Meta'nın yaptığı işleri de sevmiyorum ama şu bilançoyu takdir etmemek de mümkün değil. Buna karşı hisse ne yaptı? Hisse senedi kapanıştan sonra bilanço gelince %10'a yakın düştü. Daha sonra şirketin CEO'su Mark Zuckerberg konuşunca bir 5 puan daha indi. Başka bazı etesan göstergeler de var. Meta ailesinin aplikasyonlarını kullanan insan sayısında yıldan yıla %7'lik artış var. 3.24 milyar insan kullanıyor şu anda Meta aplikasyonlarını. Instagram gibi, Facebook gibi, WhatsApp gibi. Reklam gösterimlerinde %20'lik artış var her bir reklamın fiyatında %6'lık artış var yıldan yıla. Ve bir yandan da hisse senedi de geri almışlar. 14.64 milyar dolarlık hisse senedini geri toplamışlar. Ve ilk defa temettü de verdiler. 1.27 milyar dolarda temettü dağıttılar. Şirketin 58.12 milyar dolar nakit veya nakite dönüştürebilir varlığı var. Tekrar sayıyı söylüyorum. 58.12 milyar dolar. Bu çeyrekte elde ettikleri serbest nakit akışı 12.53 milyar dolar serbest nakit akışı geçiyor ellerine ve aslında bir yandan da verimliliklerini artırıyorlar. Geçen seneye göre %10 daha az personelle iş yapmışlar. Ya daha bir bilanço ne diyebilir bize? Daha olağanüstü bilanço nasıl gelebilir? Ama Wall Street yine de hisseyi düşürdü. Neden? İki tane sebebi var. Bir tanesi ikinci çeyrekteki ciro beklentimizde 36,5 ile 39 milyar dolar arasında bir yerde görüyoruz dedi. Bunun orta noktası olan 37,5 milyar diyelim kabaca Wall Street'in beklentisinin %1,5 altında kaldı. Yani 500 milyon dolar. Oysa bu dev sayın içerisinde 500 milyon dolar önemi çok daha fazla değil takdir edersiniz. Hissenin biraz huysuzlanmasının sebebi buydu ama bundan dolayı sert düşmezdi. Esas düşme nereden geldi? Giderlerinin beklenenden fazla olacağını söylediler ve 2024 yılının toplamında daha evvel 94 ile 99 milyar dolar arasında toplam giderimiz olacak derlerken şimdi bunun 96 ile 99 arasında çıkacağını söylüyorlar. Yani 2 milyar dolarlık bir ekstra gider olabilir dediler. Bunun sebeplerinden bir tanesi olarak Reality Labs yani bu metaverse ürünlerini geliştirdikleri departmanda zararlarının büyüyeceğini çünkü yeni ürünler geliştirmeye çalıştıklarını söylediler. Biliyorsunuz harika gözlükler vesaireler geliştiriyorlar ve bir yandan da hukuki masraflarımız artıyor çünkü çok sayıda hakkımızda dava var Avrupa'da, Amerika'da biliyorsunuz bu büyük teknoloji firmanın üstünde çok yürünüyor şu anda. Wall Street aslında bunu da hoş karşılayabilirdi belki. Sadece 2 milyar dolarlık bir oynama var. O da bir ihtimal ama esas kıyametin kopduğu yer yatırım tarafı oldu. Dediler ki biz yatırımlara devam edeceğiz daha evvel 30 ile 37 milyar dolar arasında bu yıl için yatırım öngörüyorduk. Bunu 35-40 milyar seviyesine çıkarıyoruz. Daha sonra da Mark Zuckerberg çıktı konuşmaya ve o da dedi ki yapay zekadan sonuç almak istiyorsak para yatırmaya devam etmemiz lazım. Bu yıl içinde Lama 3 çıkıyor. Bu da Meta'nın kendi yapay zeka büyük dil programı ve Zuckerberg iddia ediyor ki Lama 3 piyasadaki diğer bütün yapay zeka modellerine daha üstün ama bundan para kazanabilir hale gelmemiz, insanlara bunun değer katan bir hale getirme için daha yatırım yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı da yatırımımızı büyütüyoruz. Yatırım veriyle temel olarak baktığınızda aslında Nvidia mikroçipleri. İşte buradan sonra bir 5 puan daha düştü hisse ve böylece bilanço sonrasında hisse %15 kadar düşmüş oldu. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Meta gerçekten kötü bir hisse mi? Meta yatırım yapılabilir mi? Ben ne düşünüyorum? Neden Wall Street'in zırvaladığına inanıyorum? Şimdi bütün bunları anlatayım. Meta'nın Lama 3 isimli yapay zeka platformu hakkında çok büyük övgüler okuyorum. Pek çok insan onu çek GPT'den daha üstün görüyor. Ayrıca Metaverse tarafında yaptıkları da çok çok olumlu. Apple'ın Metaverse gözlüğünün satışları şu anda pek istendiği gibi gitmiyor. Öte yandan Metaverse'ün hem sanal gerçeklik hem de artılmış gerçeklik gözlüklerinin satışları iyi. Kullanıcılar da son derece memnunlar. Yani iki yeni alanda karşımızda çok başarılı bir firma var. Ben Meta'nın yapay zekada çok büyük bir oyuncu olacağına zaten gönülden de inanıyorum. Çünkü ellerinde inanılmaz yüksek veri var tüketiciler hakkında bu veri paha biçilmez yapay zekanın eğitilmesinde. Yani Meta bence ileride yapay zekanın kazananlarından olacak. İşin başında Mark Zuckerberg gibi teknoloji kökenli bir kurucu CEO var. Buna çok çok önem veriyorum ve Mark Zuckerberg'in yapay zekayı iyi anladığına eminim. Ve adam diyor ki bizim biraz daha para harcamamız lazım. Ve Wall Street bunu cezalandırıyor. Çünkü Wall Street kısa vadeli bakan pek çoğu teknolojide hiç anlamayan çöp analistlerin bir araya toplandığı acayip bir yer. Aralarında tabii çok çok iyileri var ama büyük bir kısmı çöp. Özellikle de iş yeni bir teknolojiye ve yeni bir teknolojiye uzun vadelice yatırım yapmaya geldiği zaman. Bakın bu konuda size bir örnek göstereyim şimdi. Salı günü Tesla'nın bilançosu geldi. Daha sonra Elon Musk gelecekle ilgili vizyonu anlattı. Dün hisse borsada %10'a yakın yükseldi. Tabi hemen Wall Street analistleri de koşturdular ve yeni ratingleri verdiler. Bunlardan bir tanesi de Bernstein analisti. Dedi ki biz hala Tesla'yı sat veriyoruz. Hedef fiyatımız da 120 dolar. Niye? Çünkü Tesla'nın bu otonom sürüş projesi bizce fazla karmaşık. Ayrıca eğer bir gün otonom sürüş gerçek olsa bile bunun kazananın Tesla olacağına emin değiliz dediler. Yorum bu. Bernstein şirketinin analisti kim? Bu beyefendi. Tony Saganachi ismi biraz zor söylemesi. İyi bir analist. 5 yıldızlı görüyorsunuz. Fakat Tesla konusunda iyi bir analiz da pek emin değilim. Burada yıllar içerisinde bu analizin Tesla'nın ilgili analizlerini görüyoruz. Uzun yıllar boyunca 2016'dan 2019'a 2020'ye hatta 2020'nin ortana kadar hold yani tut vermiş. Tesla sonra müthiş bir rallye başlıyor. Buralarda sat 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 diyor. Tesla müthiş rallyesini sürdürüyor. Tesla bir miktar geliyor sonra tekrar yükseliyor. Bizim Bernstein analisti Tony için hiç fark etmiyor. O hep sat veriyor. Niye? Çünkü Bernstein kusura bakmasın teknoloji konusunda gelince tam bir taş kafa. Bakın Apple'da mesela son derece başarılı. Apple'daki tahminlerinin %70'i tutmuş. Çünkü Apple uzun zamandır yeni bir teknoloji üretmiyor. Teknoloji üretmeye başladığı yıllarda Apple'da da başarısızdı ama son dönemlerde başarılı olmuş. Nedir mesela Apple'la ilgili? 2008 yılında ortaya atlamış Tony ve demiş ki Apple'ın 10 milyon telefon satması imkansız. Telefonları raflarda tozlanıyor şu anda. Peki Apple 2008 kaç telefon satmış? 11.6. Daha sonra zaten Tony'nin prestiji epey sarsılıyor bu meseleden sonra. Epey bir rezil oluyor. Niye? Çünkü bir teknoloji yeniyken unutmayın iPhone 2007'de çıkıyor. Üzerinde çok belirsizlik bulutları var ve Tony gibi teknolojiden anlamayan Excel uzmanları bu belirsizlik bulutlarının içine bakacak veriye, bilgiye, teknolojik öngörüye sahip değiller. Daha sonra Apple iPhone'la ilgili teknolojik sorunları çözüp tüketici adaptasyonu artıcı hızlı büyümeler geliyor. Bizim Tony kardeşlerimiz ...ancak o zaman başarılı değerlendirmeler yapmaya başlıyor. Bunu anlamanız gerekiyor. Yani bir teknoloji yeniyken Wall Street'i dinlememeniz lazım. Bir teknoloji yeniyken kendi analizlerinizi yapmanız lazım... ...ve Wall Street'in analizleri yerine teknoloji sektöründen insanların... ...görüşlerini, yorumlarını dinlemek daha önemli hale geliyor... ...ve eğer mümkünse de o teknolojiyi kendinizin dereyimlemesi. Uçağa çevrede baktığımda Lama 3 ile ilgili öngörüler... ...çok çok kuvvetli teknoloji sektöründe. Lama 2 ile ilgili zaten çok büyük beğeni vardı... Meta'nın elindeki veri setinin ve Meta'nın mühendislik becerilerinin dünyanın en iyi yapay zekalarına birine yaratacağına inancım %100. Meta'nın Metaverse ürünlerini de kullanıyorum. Bende Quest 2 gözlüğü var. Geçenlerde Meta'nın yine Facebook'la beraber geliştirdiği gözlük, artılmış gerçeklik gözlüğünü deneyimleme şansım oldu. Meta'nın Quest 3 ile ilgili bütün teknoloji yazarlarının yorumlarını da okudum. O tarafta da çok başarılı bir şirket var. Daha alacağı çok yol var ama başarılı bir şirket var. Meta'nın mevcut işleri zaten olağanüstü başarılı. Yapay zekayla o iş daha iyi hale getirecek gibi gözüküyor Çünkü eğer reklam gelirinden para kazanan bir şirketseniz, Doğru insanı doğru anda doğru reklamla buluşturmak kritiktir. Yapay zeka bu konuda süper bir araç. Yani buradan Meta'nın bir gün içerisinde %15 değer kaybetmesini benim rasyonelize edebileceğim hiçbir şey yok. 200 milyar dolara yakın değer kaybı anlamına geliyor bu. Kısa vadede biraz daha da geriye doğru gidebilir mi? Elbette her şey olabilir ama eğer uzun vadeli bir Meta yatırımcısı olmak isteseydim bu noktalarda ben yavaş yavaş maliyet yapmaya başlardım. Dün küçük bir trade ile girdim. Oradan da bir 500 doların üzerinde kaybım var şu anda. Uzun maddede meta yatırım yapmıyorum çünkü Zuckerberg'i sevmiyorum ama burada meta fırsat veriyor Wall Street aptallarını pek dinlememek gerekiyor. Wall Street'in gerçekten çok büyük aptallıklardan oluşuna dair bir kanıt daha isterseniz o da dün diğer hisselerin meta'ya verdiği tepkiyle ortaya çıkıyor. Meta'nın ve bir önceki gün Tesla'nın açıklamalarına baktığınızda Nvidia'nın işlerinin çok iyi gideceği kesin. Tesla ne dedi? Çok ciddi şekilde işlem gücümüzü arttırdık. Yani Nvidia'nın acayip çok çip aldık. Daha da almaya devam edeceğiz dedi. Meta ne dedi? Yatırıma devam edeceğiz. Yapay zekada daha yatırıma ihtiyaç var. Peki dün Nvidia'nın hissesi ne yapmış? Bir ona bakalım. Gün içerisinde zaten eksideydi. Eksi, eksi 3.33. Nvidia bilançosu geldikten sonra eksi 1.66 daha düştü. Yani bu olacak iş mi sizce? Meta ne diyor? Daha fazla Nvidia çip alacağım diyor. Tesla ne diyor? Daha fazla Nvidia alacağım ve videonun hisse seyri düşüyor. Çünkü bunların bir bölümü de açıkçası algoritmik işlemler. Yani hisselerin birbirleri arasında bazı korelasyonlar var algoritmaların kafasında ve bir teknoloji şirketi düşünce diğer teknoloji şirketleri de aşağı doğru gidiyor. Bakın dünden başka örnekler göster. Mesela Microsoft'a bakalım şimdi. Microsoft da %1.85 düşmüş. Microsoft'un düşmesinde hadi şunu anlayabilirim. Yapay zekadan Microsoft belki bu çeyreklere para kazanamadı gibi bir şey olabilir. Ama onun dışında bence çok yine anlamlı değil. Yani bu Wall site bazen kulaklarımızı gerçekten tıkmamız gerekiyor. Günlük fiyat hareketlerinden sıyrılmamız gerekiyor. Eğer uzun zamandır Meta'ya yatırım yapmak istemişseniz ama doğru fiyatı bulamamışsanız sanki buralardan yavaş yavaş bir şeyler yapılabilir gibi. Benim şöyle bir kuralım var. Bilanço geldikten sonra 3 gün elimi bile değmem o hisseye. Beklerim ki şu reytingler belli olsun. Gürültü patıtı bir bitsin vesaire. Ama ondan sonrasında eğer Meta'nın vizyonuna Zuckerberg'in yapacakla yanıyorsanız ve şirketin muazzam ötesi finansal performansında farkındaysanız bence burada bol Street değil, kendi zekanızı dinlemek daha akıllıca olabilir diye düşünüyorum. Bu akşam bu arada bir canlı yayınımız var. Quantfer'ün desteklediği yeni canlı yayın kanalım Bora Live'da yapacağız o yayını. Bu akşam gelecek yeni bilançoları değerlendireceğiz orada ve borsalardaki genel gidişatı. Borsalarda böyle bir hafif tatsızlık var gibi onu da konuşacağız. Linkini aşağı ve yukarı bırakıyorum. Sizi mutlaka beklerim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.